Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Want AI projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar, OneCR projesi aslında yatırımlarımızı koruyan bir sistem, riskten korunma fonu stratejileri için yatırıma uygun bir pazar yeri olarak kendilerini bizlere nitelendiriyorlar. Gördüğünüz gibi toplamda 436 adet kayıtlı kullanıcı var. Yine yönetilen varlıkları buradan görüntüleyebiliyorsunuz ve yine platform gelirlerini burada bizler için sıralamışlar. Projenin temel mantığı arkadaşlar, yapay zeka odaklı bir ticaret kurmak. Bunun detaylarını bizlere veriyorlar. Bunlar arasında API ticaret aletleri bulunuyor. Yine Omni zincir kasalar bulunuyor ve DeFi kasaları bulunuyor. Ek olarak launch kısmına baktığımızda yani uygulama kısmında da böyle bir ekran görebiliyorsunuz. Burada işte NFT'lerle kaç tane NFT'niz var bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Yine portföyünüzü görüntüleyebiliyorsunuz. Ek olarak burada TV elinizi vesaire de görüntüleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Ek olarak arkadaşlar stratejileri var yine burada. E, tarafsız piyasa, geliştirilmiş Ethereum ve akıllı uzun Bitcoin stratejisi olarak bunları bizlere sunuyorlar. Mesela burada e, Ethereum bölüm stratejisine baktığımızda maksimum yüzde 30'luk bir düşüş olabiliyormuş yine e, zamana göre bunun TV yerini de görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. E, pasif riske göre ayarlanmış getiriler kazanabileceğimizi bizlere belirtmişler. Yine kripto portföyümüzü kurumsal düzeyde yönetebileceğimiz bir ortam olduğunu da bizlere sunuyorlar. Ek olarak diğer kısımlara baktığımızda burada mesela bir portföyünün ay ay ne kadar büyüdüğünü bizlere belirtiyorlar. %32.5'luk bir portföyü büyümesi gerçekleşmiş arkadaşlar. Yine burada e, stop loss kısmını koyabiliyorsunuz tabii ki en minimum zararlı çıkmak için gerektiğinde ek olarak arkadaşlar burada e, strateji portföyleri bulunuyor. Endekse yatırımlar yapabiliyorsunuz. Bunların Çeşitli yıllık getirileri ve risk oranlarının düşük olduğunu bizlere belirtiyorlar. Bu kısımda risk oranı biraz orta düzeyde fakat yıllık getirisi de ona göre yüksek arkadaşlar. Yine burada yatırım ekosistemlerine baktığımızda işte CeFi, OmniChain ve DeFi olarak bir tablo oluşturmuşlar. Mesela OmniChain kısmına baktığımızda arkadaşlar burada desteklenen ağlar, DEX'ler, kontrat adresleri vesaire bulunuyor. Yine DeFi kısmına geldiğimizde burada gördüğünüz gibi yine bir şema halinde bizlere nasıl işlevsel olduğunu anlatıyorlar. Ek olarak arkadaşlar NFT mint alabiliyorsunuz ve bunu bedava yapabiliyorsunuz. Birazdan bu kısmı göstereceğim sizlere. Yani bedava bir şekilde aslında burada NFT mintleme işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz ve sonrasında dilerseniz yatırımlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yol haritalarına baktığımızda ise arkadaşlar gördüğünüz gibi burada uzun bir yol haritaları bulunuyor. Tabii ki tek tek bunlara bakmayacağız. Burada dikkatimizi çeken noktalar yakın zamanda tokenlarının listelenecek olması. Zaten coin market üzerinde de şeması açılmış fakat şu anda coinleri listeli değil. Ek olarak arkadaşlar mediumlarını dilerseniz ziyaret edebilirsiniz. Mediumlarında da çeşitli güncellemeleri ve paylaşımları direkt olarak buradan gerçekleştiriyorlar. Aktif bir şekilde medium kısmına da kullandıklarını sizlere belirtebiliriz. Zaten linklerini aşağıya ekleyeceğim. Bu linkler üzerinden projeyi detaylı bir şekilde de kendiniz de inceleyebilirsiniz. Yine arkadaşlar white paper'larına baktığımızda projenin siyosunu zaten burada görebiliyorsunuz. E, projeyle alakalı düşüncelerini bizlere aktarıyor. Ek olarak burada projenin görevinin eee portföyünüzü büyütmek olduğundan bahsediyor. Tabii ki bunu en düşük riskle yapıyorlar arkadaşlar. Yine yönetici ekiplerine baktığımızda burada kurucu ortaklarını vesaire e, görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten deneyimli ve ekibe de sahipler. Projenin ortaklarına ulaşabiliyorsunuz. Mesela eski bir OKX pazarlama uzmanı projede şu anda görev yapıyormuş. Yine tabii ki diğer çalışanlar da gerçekten deneyimli olarak görünüyor. Bizi ilgilendiren bir diğer kısım Kwai'nin token'ının çıkacak olması. Gördüğünüz gibi işte staking ödüllerinden e, bizlere bahsediyorlar. Tabii ki burada çiftçilik ödülleri de bulunacak. Yine NFT pazar yeri entegrasyonu gerçekleşecekmiş burada bunlara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine token modellerine buradan ulaşabilirsiniz. Eee baktığımızda ise ek olarak yine white paperları üzerinden eee roadmap'lerini de detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir uygulama üzerine geçelim ve sizlerle birlikte NFT mint'lerini. Evet uygulama içerisine geldiğimizde arkadaşlar burada zaten e, bir access pass NFT almamız gerektiğini bizlere belirtiyorlar verify ownership dediğimizde zaten bizleri direkt olarak cüzdanımıza yönlendirecek. Buradan öncelikle imza onayını vermeniz gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar buradan NFT mint'ini gerçekleştireceksiniz. Yine çeşitli onayları verdikten sonra mint ekranı açılacak ve buradan 18 centlik bir fee ile NFT mint işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi NFT mintimizi aldık. Yine burada block pass onayı yapabiliyorsanız isterseniz fakat ben şu anda bu block pass onayını yapmayacağım. KYC işlemlerini sonradan gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Staking kısmı yakında gelecekmiş. Bu kısmı yakında ekleyeceklerini bizlere belirtiyorlar. Yani launch kısmında aslında çok da bir şey yok arkadaşlar. NFT mint yaptıktan sonra burada KYC pes yapmanız gerekiyor. Bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra launch kısmına erişebiliyorsunuz. Tabii ki burada fonlar da korunduğu için bu KYC kısmının olması önemli arkadaşlar. Launch kısmı bu şekilde bizlere veriliyor. Tabii ki yine burada Twitter'larını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Twitter'larında da paylaşımlar gerçekleştiriyorlar. Gördüğünüz gibi aktif bir şekilde Twitter'larını da kullanıyorlar. Dediğim gibi NFT minti yaptıktan sonra bir KYC yaptığınızda burada e, tam erişim sağlayabiliyorsunuz fakat KYC yapmasanız da olur arkadaşlar. Sadece NFT mintleseniz de muhtemelen bu kısmı erişime açacaklardır. Evet arkadaşlar projenin yine bir zili görev sistemi bulunuyor. Bu görev sisteminde bildiğiniz gibi zili üzerinden çeşitli görevleri gerçekleştirerek ödüller kazanabiliyorsunuz. Yine burada bir ödül sistemi sunuyorlar bizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bedava mint yaptığınızda burada 500 XP'lik bir puan kazanıyorsunuz. Yine burada diğer görevleri tamamladığınızda ise XP'ler kazanabiliyorsunuz. Liderboard'a girdiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi liderboard'da şu anda 332 adet katılım bulunuyor. Yani bu ne demek? Aslında burada üst sıralara oynamanız çok kolay arkadaşlar. Direkt NFT mint dediğinizde bile buradan ödüller kazanma şansınız bulunuyor. O yüzden bu ile üzerine de katılmanızı tavsiye ediyoruz. Ek olarak tabii ki burada KYC, ek olarak tabii ki burada NFT mintinizi gerçekleştirdiğinizde arkadaşlar bu zili üzerinde e, connect dediğinizde zaten puanınız alabileceksiniz e, kolay bir şekilde bu zili görevlerini de tamamlayabilirsiniz genel manada proje ile ilgili aslında sizlere aktarabileceğim detaylar bu şekilde arkadaşlar white paper'lar üzerinde de belirtildiği gibi e, wantsın çok zincirli yapay zeka odaklı bir ticaret stratejisi pazarı olduğunu bizlere belirtiyorlar yani fonlarımızı daha da fazla arttırmak için aslında bu ticaret stratejilerini kullanabiliyoruz. Tabii ki riskleri bulunuyor. O yüzden bu riskleri göze alarak aslında stratejilere başlamak gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi genel manada bu şekilde projeyi tanımlayabilir Tabii her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.